Selam arkadaşlar. Çok da heyecan verici olmayan bir videoyla karşınızdayım. Evet, bazen videolarımda diyorum ki bu video önemlidir, bu video kritiktir, bu videoyu herkes izlemelidir. Düşünüyorum, hesaplıyorum, ona göre konuşuyorum. Bu video ise herkesi ilgilendiren tipte bir video değil. Özellikle mouse meraklısı, SteelSeries almak isteyen, onu merak eden tipte insanlar için çok faydalı olabilecek bir noktada SteelSeries'i hala kullanmakta olan ve özellikle içini merak eden, içini açmak durumunda olanlar için faydalı bir video olarak kenarda dursun diye koyduğum bir video. Bu girişi de şunun için yaptım. 20 dakikalık bir video oldu ve gerçekten sıkıcı olması oldukça muhtemel olduğu için içindeki kısımların o sıkıcılığı engelleme adına bir önlem alıyorum ve size videoyu editlenmiş haliyle karşınızda açıklıyorum. Nasıl izleyeceğinize dair. Şimdi bakın zaten ben şu kısımda İlk kısım yani şuraya kadar gelen şu ilk kısımda hızlı bir şekilde içerideki önemli kısımları gösterdim. İçinin nasıl açıldığını o SteelSeries mouse'un. Ondan sonra içinde takılması falan. Bunların hepsini gösterdim. Orada şurada 2 dakika. Ondan sonra bir açılış konuşması var ve burada şu gördüğünüz alet Black Decker'ın tornavida aleti de hani araya bunu da sıkıştırdım. Hani bunu da insanlar görsünler. Dolayısıyla bu şekilde şurada video başlıyor. Bak şurada başlıyor ve ağır ağır bir muhabbetle muhabbet ede ede ilerliyor video şuradan sonra. Şöyle ve gerçekten de mesela bu Black Decker'ın uçlarını falan derinlemesine, kalınlıklarını ölçecek kadar derinlemesine yani uçların her birinin kaç milimetre kalınlıkta yani. Özellikle orada takıldığımız nokta bahsettiğim nokta şu uçların şekli aynı şekilde doldurmuşlar oraya. Niye bu kadar fazla aynı şekilde doldurmuşlar sorusuna cevap arıyoruz kalınlıklarını ölçerek falan. Sonra işte tabii açılması mouse'un ve şurası bak şu kısımlar önemli oluyor. Tam mouse'un açıldığı kısımlar. Ve içinden parçalar düşüyor. Sonra işte tekrar mouse hakkında inceleme, düşünceler devam ediyor. Ve arkasından mouse kapanıyor ve sona geliyoruz. Ve bu arada uçlar konusunu da hakikaten ince bir şekilde ele almış durumdayız bu videoda. Tornavidanın uçları konusunu gerçekten hani çok ince bir şekilde ele almışız, masaya yatırmışız ve devam ediyoruz. Ve burada da şu kısım önemli olabilir. Aslında ben bu SteelSeries için ayrı video yapacağım da burada da bir ön hazırlık gibi bir şey olmuş. Rival 3 2 adet mouse'un eski ve yeni Rival 3 kablolu mouse'ların bir ufak yorumlaması, kısa kıyaslaması var. O kısımda burada izlenebilecek kısımdır. Çok enteresan yeni özellikler var. Şurada ışık falan var. Tabii bunlar işte diğer videoya kaldı. Burada o hedeflenmiyordu zaten. Böylece video bitiyor. İşte bu video böyle izlenecek bir video. Diyerek videoya başlıyoruz. Şimdi ben bunu kapatacağım. Zaten şu ses gelmesin diye içinden çıt 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 açmıştım. Ondan kurtulduk mu şimdilik bize yetiyor. Şu parçayı tekrar takıyoruz yerine. Evet. Taktık. Üstü de koyuyoruz düzgün bir şekilde. Evet, harika. Bu kısmı çok mükemmel. SteelSeries'in yani ilk kez içine açtım ve açılış mekanizması da şu bant kısmı hariç hoşuma gitti baya. Bu sefer Black Decker'ın gücünü kullanalım. Şöyle alıyoruz. Tamam. Fazla sıkmayayım ilk etapta. Şuradan mı geliyor? Belki de bu parça onu o yerinde daha sağlam tutuyordu. Çünkü yenisini salladığım zaman bir ses var mı? Yenisi burada. Sallıyorum. Zımba gibi değil mi? Hiçbir ses yok. Dolayısıyla işlem tamam. Şimdi geldik şu kısma. Yani bakın. Bunu buraya nasıl takacağız, yapıştıracağız tekrar? Çok da sert parça. Güzel bir mouse, onu söyleyeyim. Yani şu mouse bile güzel yani. Eski olmasına rağmen 4 yıllık neredeyse. Ve hakkını veren bir mouse. Fiyat performans canavarı. Rival 3'ün yenisinde zaten başka bir boyuta taşımışlar. Şöyle yan yana koyunca muhtemelen bu da hani şu an mat daha. Zamanla bu rengi mi gelir acaba? Sanmıyorum. Bunun rengi bu galiba.
Yapısı böyle. İkisi de hani çok iyi yani. Baktığınız zaman eskisi bile harika. Yenisinde de daha mat bir stil kullanmışlar. Sanki eskisi daha böyle bir iyi gibi değil mi? Bana öyle geldi. Butonlara bakıyorum. Biraz daha iyi yenisinde. Evet, yenisi biraz daha yumuşak. Yenisinin hissi kesinlikle eskisinden biraz daha iyi yani. Onu söyleyeyim. Selam arkadaşlar, bu nasıl bir video olacak bilemiyorum. Oldukça uzun bir kayıt var elimde. SteelSeries mouse'un içini açtım. Mouse Rival 3, gördüğünüz harikulade hisler veren bir mouse. Fakat mouse'tan bir ses geliyordu. İçinde kesinlikle bir parça vardı. Ve bu parçayı çıkartayım bari dedim en azından. Çünkü mouse'la çalışmayla ilgili bir sorun yoktu ama o ses sanki mouse kötü bir mouse'muş hissi verdiğinden dolayı açtım mouse'u. Bu videoda onu bir dokümantasyon amaçlı buraya koyuyorum. Fakat bir de ekstramız var videoda. O da bu videoda şu gördüğünüz Black Decker'ın enteresan tornavidasını ve bir de settir bu. Bunu Koçtaş'ta öyle güzel bir fiyattan buldum ki Akakçe'den daha ucuzdu. Mecbur almak zorunda kaldım. Üstünde bir dünya gördüğünüz gibi uç var. Fakat şunu söyleyeyim. Özellikle şu kısım insanı hakikaten demoralize ediyor. Hepsi aynı tip. Sadece milimetreleri farklı. Ve bir de ilginç olan şey şu içinden çıkmadı. Şu. Şurada yok. O başka bir modelinde varmış sanırım. Boş. Şurası boş geliyor. O da çok dramatikti. Yani demek istediğim bu ürünle ilgili dramatik olan iki şey var. Şu içinden çıkmıyor. Şu içinden çıkmıyor ve şurada da uç çeşitliliği yerine milimetre farkı var sadece. Aynı tipte düz uç, sadece milimetresi farklı. Oralar insanı biraz demoralize ediyor ama şurası muhteşem. Onu söyleyeyim. Yani şu çok kaliteli. Şuradan evet, şurayı görüyorsunuz. Harika. Burası muhteşem gerçekten bu ürünün. Sony ZV-1 kameramızın da muhteşemliklerini görüyorsunuz. Nasıl netliyor. Bakın şuradan şöyle şöyle dönüş yönünü ayarlayabiliyorum. Kaliteli hissi var. Zaten Black Decker markası. Dolayısıyla bu videoda bu ikisini birlikte ele alıyoruz. Evet arkadaşlar, bu SteelSeries Rival 3 eski model. Bununla ilgili bir sıkıntı var. O da içinde bir şey var. Ses geliyor. Acaba bu ses nereden geliyor? Onu anlamak için şuradan açtım. Yani açarken tabi bazı şeyler nahoş. Bu kadar kaliteli bir mouse'da. Yani bunu şuradan mouse içine ulaşabilmek için mouse'un şuradan vidayı çıkarmak için şu parçayı buradan kopararak bu şekilde çıkarmam gerekiyor. Hiç iyi değil. Ben bunu geriye şimdi nasıl takacağım bir daha mesela? O soru var. Şuradan bakın şöyle çıkarttım. Yapışkan. Bakalım nasıl takacağız geriye ve ne kadar stabil olacak. Görüyorsunuz vidaları. Şimdi bir de şurada var. İki tane. Onları da çıkarmak zorundayım ve yani buna hasar vermeden düzgün bir şekilde bunu buradan çıkarmak öyle de kolay olmuyor. Oradan işte elini kesebilirsin eğer çok keskinse maket bıçağı. Aman dikkat yani. Gördüğünüz gibi ulaştık. Ama daha iyi olabilirdi yani. İlla böyle vidaları saklamak için. Zaten alt tarafta duruyor. Bırak şuralarda açıkta dursun ya. Zaten altta duruyor bu yani. Kimse görmüyor bunu. Onların da argümanı şu olsa gerek. Bu mouse'u kim açacak, niye açsın? Evet bak, bu kısmı iyi çıkarttım. Sonuçta 4 adet vida. Şimdi geldik heyecanlı kısma.
Yeni almış bulunduğum Black Decker X40. Şimdi burada tabii hani böyle çok mutluyum edasıyla bir giriş yaptım Black Decker'a ama hiç de o kadar mutlu değilim. Bakın şu parçayı ben içerideki GCB matkabımdan, videoları var kanalımda görürsünüz. 200 liraya 2 sene önce almış olduğum GCB matkabın uzatması bu. Şurada yani şunu şuraya koymuyorsun. Ayıp değil mi ya? Yazık değil mi ya? Tamam mesela matkabın kendisi şöyle elime aldığımda parantez içinde matkap değil. Tornavida. Şöyle elime aldığım zaman kalite hissi var. İnsanı mutlu ediyor. O açıdan güzel. Şurada dönme mekanizması. Şuradan çıt çıt sağ sol, sağ sol ayarı yapılıyor şöyle rahat. Şimdi uçlara geldiğimizde ise hani bir umutla aldım. Çok fazla uç var. Benim bir tane sıkıntılı bir alet vardı. Şu gördüğünüz uzaktan kumandayla lambayı kontrol etmemi sağlayan, yani lambaları bununla uzaktan kumandaya basarak açıp kapatıyorum. Fakat şurasındaki vida çıkması gerekiyor. İçinde bunda bir problem var. Çalışmıyor artık. Ama şu gördüğünüz vidayı halledemedik yani. Buna uygun bir şey bulamadım. Uç. Görüyorsunuz çok enteresan bir uç var içeride. Şimdi şunu da hani biraz aslında aceleye geldi. Aldım. Şimdi bakıyorum burada şuna uygun bir uç var mı yani? Yok. Yani şu sanki yani üçlü bir uç lazım. Bakıyorum uçlara. Maalesef. Ve şuraya bakın. Şurası çok enteresan. Olduğu gibi aynı yani. Bir, sadece ve sadece muhtemelen kalınlıkları farklı. Şunların kalınlıklarını merak ettim şimdi. Ölçelim bakalım. Mesela şunların mesela daha kalın olduğu belli. Şundan mesela. Çıkarıyorum. Çıkarmama da gerek olmadan ölçebilir miyim acaba? Sanırım ölçerim. Bakın. Gerek. Neyse çıkarayım. Evet ölçüyorum. Bunu da A101'den aldım Piranha. Hakikaten yani oyuncak diye de alırsınız. Şimdi 0.8 mm diyor. Buna. Tekrar şunu koyuyorum. İşte 0.9 mm diyor buna da. 1 mm. Şunların şuradan çıkması zor oluyor. Ve hakikaten yani uç çeşitliliği var diye aldığımız şey aynı uçtan 1 mm fark var diye doldurmuşlar buraya. Yani biraz demoralize oldu. Şöyle bir ilginç ucu da var. Yani aslında bir nevi param boşa gitti. Yani daha iyi bir ürün alabilirdim diye düşünüyorum. Sanki bu 330 liradan biraz daha yukarı çıkıp. Şimdi şu mouse için hangisini buraya almak uygun olur? Evet şunu aldım ve taktım ucuna. Şimdi Black Decker'la SteelSeries nasıl olacak? Bir yanlışlık mı var? Terslik var ama sanki çıktı. Doğruymuş. Kolay çıkıyor aslında. İçinden ne çıkacağını çok merak ediyorum açıkçası. Farklı bir uca geçiyorum. Şu galiba biraz daha iyi olacak. Evet gördüğünüz gibi ucundaymış. Şimdi en son şurada bakalım. Nasıl bir randıman gösterecek. Oo, gerçekten bak şu çok hoşuma gitti. Yani şu şekilde mıknatıslı bir şekilde bunu alması beni etkiledi. Yani kaliteli bir malzeme almış olma psikolojisine girdim böyle bir.
Param boşa gitmedi. Bir de malzeme gerçekten kaliteli, onu söyleyeyim. Yani benim hayal kırıklığım bir şu olmaması, şunun olmaması. Onun yerine kendim şunu gidip koydum. Bununla şu şekilde uzatma yapıyoruz. Şöyle. Şu şekilde uzatma yapıyoruz. Ki şu an için lazım olmadı o. İkincisi de uzatma olmamasının dışında uçların çeşitliliğinin hani şurada tıkanması. Yani şunun yerine başka uçlar koyulabilirdi yani. Evet, şimdi geldik. Bunu buradan nasıl çıkaracağız? Çat diye çıktı. Hiç zorlanmadık. Alt tarafına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi yukarıya, yukarıdaki switch'e gidiyor bir bağlantı. Ne oynuyor burada? Oynayan şey ne? Evet, bir şey düştü gördüğünüz gibi. Gördünüz mü o düşen şeyi? Evet, şu düştü. Bu ne acaba? Bir kırılma var bir yerde. Acaba neresi kırıldı? Hala abi. Evet. Bir yerde bir darbe almış ve kırılmış. Switch'ler görüyorsunuz. SteelSeries mouse'un içindeyiz gördüğünüz gibi. O muhteşem switch'ler burada. Evet. Kırılan kısmın nereye ait olduğunu anlayabilir miyiz acaba? Evet, sanırım çözdüm. Şurası. Şurası kırılmış gibi geldi bana. Şöyle bakarsak şurada bir kırıklık görüyorum sanki. Şöyle bakınca öyle değil mi? Evet, net olarak şu lokasyonda şurada bir kırıklık var. Tam şu lokasyonda. Şöyle iyice yaklaştırıyorum. Doğru mu yaptık acaba diye. Düşüncemiz doğru mu diye bakıyoruz. Orada bir kırıklık mı var? Acayip gerçekten. Tam da emin olamadım şu an hala. Yani diğer taraf nasıl? Simetrik olması gerekmiyor mu? Evet. Ya neden şunu çıkarıp da işimize öyle devam etmiyoruz? Şu parçayı şuradan çıkaralım. Evet, nasıl çıkıyor bu? Şunun bir şeyi olmalı. Şurada. Evet, gördüğünüz gibi çıkarttık. Çıkartınca alt kısım bu. Ve mouse'un üst kısmı. Efsane SteelSeries Rival 3'ün içindeyiz. Görüyorsunuz. Şu yan butonların kartı burada. Evet. Şu switch'ler buraya mekanik, gördüğünüz gibi buradan basıyor şunların üstüne. Şuradan mekaniği görüyor musunuz? Aslında normalde şuna basıyorsunuz yani. Şöyle tık tık tık. Şuna bastığınız zaman. Kimi zaman dışarıdan çok gizemli görünen şeyler aslında çok basit ve ilkel olabiliyor içeride. Bakın. Mouse. Aslında bu mouse'u şöyle de kullanabiliriz yani. Ama böyle hiç de ergonomik olmaz. Evet, bu ne? Evet, optik kısmı, ışık kısmı burada.
Devreye bakıyoruz. Mouse scroll tekerleği bayağı bir kirlenmiş. Açmışken şuraları da temizleyebilirim yani. Güzelce. Görüyorsunuz ne ilginç bir kirlenme var. Şimdi benim derdim, ben hala şu kırılmayı bulamadım. Şu kadar parça, yani şu parçalar. Şu parçalar nereden düştü? Şunlar. Soru bu. Burası değil yani. Buraya baktım, inceledim. Burası temiz gözüküyor. Parmağımla şöyle bakınca. Şimdi şu parçalar nereden düştü ve bu mouse'un çalışmasını nasıl etkiliyor? Ben mouse kullanırken şu orta buton çalışmıyor bastığımda. Şu tık tık yapıyor ya. Şu buton çalışmıyor tık yaptığımda. Ama bununla bunun hiçbir alakası var gibi gözükmüyor. Ve ben içeride nerede kırılma olduğunu bulamıyorum. Ve pes edeceğim. Evet arkadaşlar, sonuç olarak şu parçanın nereden düştüğünü bulamadım şurada. Görüntü karşınızda, bir kırık bir yer var mı? Biz bir elektronikçi ya da yani mouse tamircisi değiliz yani. Ama şunun altında olabilir belki. Kırılan bir şey gözle gözükür. Tamirci olmaya gerek yok onun için ama şu parçanın, yani şurada kırık bir şey göremiyorum ki içinde. Nereden düştüğünü göremedim resmen. Bulamadım. Zaten bilmeme de gerek yok. Tamir edecek halim yok. Mouse çalışıyor. %90 oranında. Hatta 95, sadece bir butonda problem var. Şu. Dediğim gibi. Şimdi ben bunu kapatacağım. Zaten şu ses gelmesin diye içinden çıt 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 açmıştım. Ondan kurtulduk mu şimdilik bize yetiyor. Şu parçayı tekrar takıyoruz yerine. Evet. Taktık. Üstü de koyuyoruz düzgün bir şekilde. Evet, harika. Bu kısmı çok mükemmel. SteelSeries'in yani ilk kez içine açtım ve açılış mekanizması da şu bant kısmı hariç hoşuma gitti bayağı. 1 2 3 4 adet butonumuz, vidamız karşımızda. Tekrar Black Decker. Bu sefer Black Decker'ın gücünü kullanalım. Şöyle alıyoruz. Tamam. Fazla sıkmayayım ilk etapta. Şu mıknatıslılık olayını sevdim. Çok güzel. Harika. Yani uç çok iyi oturdu. Hani uca laf ettim. Farklı uçlar konusuna ama aslında haklıyım orada. Çünkü adamın kullandığı 6 adet uç, hatta şurada 8 adet uç aynı tipte yani. Sadece milimetreleri farklı. Ha diyeceksiniz ki yeri gelir o da seni acayip derecede kurtarır. Ha onu bilemem. Onu göreceğiz uygulamasını. Uzun vadede. Şu an için ama fayda sağladı bayağı, onu söyleyeyim. Şu uç, iki uç arasında, şu iki tane uç arasında bakın şu iki uç bile fark etti. Şöyle çıkarıp karşıdan bakalım. Bakın şu iki uç nasıl oluyor da o kadar fark ediyor?
Şu uçla şu an takılı olan uçla çok çok daha rahat yaptım işi yani. Bakın çok ilginç değil mi? Çok ince detaylara dalıyorum bu videoda. Teknik inceliklere dalıyorum. Ayaküstü. Şimdi aslında çay beni bekliyor içeride. Yani şu işi de yapmak istedim. Yaparken de kayıt yapmadan olmaz dedim yani. İnsanlık da görsün yapılanları. Tecrübelerimizi paylaşalım. Daha sonra da lazım olur. Bana da lazım olur. Şahsen hani ben ne yapmıştım? Zamanında bir SteelSeries Rival 3 mouse açmıştım ama acaba nasıl açtım? Nasıl kapattım? 3 sene sonra hepsi unutulacak. Fakat kayıt altına aldığımızda bugün gibi canlı olacak. Bugün gibi. İşte kayıt altına almak çok önemli bir kavram o yüzden. Kayıtlı çalışmak, dokümante etmek diye bir kavram vardır. Sanırım uçlar anlaşıldı. Bu dokümante kavramı çok çok kritik bir kavramdır. Sizi üst seviyeye, üst lige taşır direkt. Evet. Mouse'u taktık gördüğünüz gibi. Artık mouse'dan ses gelmiyor. Bak bir ses geliyor sadece. O da nereden geliyor? Şuradan mı geliyor? Belki de bu parça onu yerinde daha sağlam tutuyordu. Çünkü yenisini salladığım zaman bir ses var mı? Yenisi burada. Sallıyorum. Zımba gibi değil mi? Hiçbir ses yok. Demek ki benim tahminim o parça işte şuradaki bir parçayı yerinde daha iyi tutuyordu. Dolayısıyla işlem tamam. Şimdi geldik şu kısma. Yani bakın bunu buraya nasıl takacağız, yapıştıracağız tekrar. Çok da sert parça. Yani parça çok acayip. Alt kısım oldukça dejenere oldu. Yani acayip derecede dejenere oldu altı. Bastırırsam ne kadar düzelecek? Evet. Son parça. Tabii yapıştırıcı yok. Nasıl olacak böyle? Kaba taslak yapıyorum ama. Hiç. Saçma sapan bir yaklaşım. Ya çok ilginç bir yapı gerçekten. Sert plastik. Bu arada ilginç bir nüans var. Bir önceki dakikayla şu an arasında görüyorsunuz tırnakları kestim arkadaşlar. Komik değil mi? Yani ayaküstü video yaptığım için o rezil tırnak görüntüsü dikkatimi çekti. Yani ayaküstü yaptığınız için de gidip önce ya şurayı temiz yapalım, burayı düzgün yapalım mantığında gitmedim de hemen 2 dakika şunu değiştireyim mantığında gittim. Ve sonuç olarak ne oldu? Çirkin tırnaklarla bir video yapmış oldum ama en azından hani farkı görün yani işte bu. Şuraya bak ya, daha güzel gözüküyor resmen ya. İşte bir videonun çok ince boyutları var. Gördüğünüz gibi son derece yani derin bir konu. Harika bir ürün çıkarmak istiyorsanız bayağı bir kafa yormanız gerekiyor. Bu arada muhabbet ederken de bunu bayağı bir bastıra bastıra yerine oturttum ha. İdare etsin artık, ne yapayım yani, bu kadar. Evet. Emektar SteelSeries Rival 3 mouse'u kısmi bir tamir yaptım. Güzel bir mouse, onu söyleyeyim. Yani şu mouse bile güzel yani. Eski olmasına rağmen 4 yıllık neredeyse, hatırlamıyorum şu an tam olarak. Ve hakkını veren bir mouse. Fiyat performans canavarı. Ve üçüncüsünde, yani yenisinde, Rival 3'ün yenisinde zaten başka bir boyuta taşımışlar. Şöyle yan yana koyunca muhtemelen bu da hani şu an mat daha. Zamanla bu rengi mi gelir acaba? Sanmıyorum. Bunun rengi bu galiba. Zamanla parlayacak mı bu da acaba? Ama bakın
Öyle olsaydı şunda bir yüzeyde bir farklılık olurdu. Şurayla şura arasında hiçbir fark yok. Demek ki bunun yapısı böyle. İkisi de hani çok iyi yani. Baktığınız zaman eskisi bile harika. Yenisinde de daha mat bir stil kullanmışlar. Sanki eskisi daha böyle bir iyi gibi değil mi? Bana öyle geldi. Evet. Yenisinin şu alt tarafında ışık olması güzel. Yenisinin şu switch, yan switchleri eskisinden daha iyi yani. Butonlara bakıyorum. Biraz daha iyi yenisinde. Evet, yenisi biraz daha yumuşak. Yenisinin hissi kesinlikle eskisinden biraz daha iyi yani. Onu söyleyeyim. Evet. Bu macerayı da burada bitirelim. Rival 3 macerası.